2000 yılından itibaren bizim barajlarımızdaki su rezervini gösteren tablolar. Gördüğünüz gibi Şubat ayında 7,4 milyon metreküp ile Bursa'nın gelmiş geçmiş. Bunun öncesinde tabii verileri var ama o veriler burada hem kağıt olarak almadığı için tüm verilerde tüm zamana baktığımızda en düşük barajdaki doluluk durumunu yaşadık 21 Şubat. İnşallah bu yağan yağmurlarla seviyelerin yükseldiğini görüyoruz. Bakın şu anda bu tabloda göreceksiniz. Şu andaki barajdaki su seviyemiz 11 milyon metreküp'e ulaşmış durumdadır. Son yağan, yani bu kadar kısa bir haftada yağan yağmurlarla her iki barajımızda da 3'erden 6 metrelik bir yükselme ve miktar olarak da 7,4 milyon metreküpten 11 milyon metreküp'e çıkmıştır. Bu da bizim için çok büyük bir kazançtır. Bu verilerden dolayı da çok mutluyuz, keyifliyiz. İnşallah bu yaşları Mart'tan sonra, Mart, Nisan, Mayıs aylarında da devam edeceğini ümit ediyoruz. Ve Bursa halkımıza da bu aldığımız tedbirlerle ve yağan yağmurlarla ciddi bir sorun yaşatmadan atlatacağımızı umuyoruz. Evet, geçenlerde 21 Şubat günü gerçekten Bursa'daki tüm barajlarımızdaki doluluk seviyesinin USKİ'mizin gelmiş geçmiş en düşük mertebesindeydi. Çok şükür o gün şunu demiştik ya, önümüzdeki hafta yağacak yağmurlarla inşallah bu sorunlar azalacak, giderek de bitireceğiz demiştik. Şimdi bu yağmurları düşündüğümüzde bu 15 günden bugüne kadar baktığımızda barajlarımızdaki o gün 7,5 milyon metreküp olan su rezervimiz şu anda 11 milyon metreküplere çıktı. Yani her iki barajımızda da yaklaşık 3'er metrelik bir artış oldu. Çok şükür bu yağmurlar, yani bu kadar kısa sürede 3'er metrelik bir artışla hem şehre su veriyorsunuz hem de 3'er metre artış olması bizleri tarafından, Bursa halkı tarafından da çok sevindirici. Zaten bu bilgileri de sürekli Bursa halkımızla da paylaşıyoruz. Bu şekilde yağışların olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu yağışların devam edeceğini ümit ediyoruz. Ki tasarruf tedbirleri olmazsa olmazımız, vatandaşlarımızın evinde kullandığı su zaten tüketimlerimizin %80'ini teşkil etmekte. Biz ne kadar çok vatandaşımızı bu tasarruf konusunda uyarılarımıza dikkate alarak uygulamalarını sağlayabilirsek ve vatandaşlarımız da bunu uygularsa su yönünde, su kullanım yönünde ciddi tasarruf olacaktır. Evet, bu yönüyle oldu. Vatandaşlarımız da bu yönü de, hatta arayanlar, teşekkür edenler var. Çünkü çok basit uygulanabilecek metotlar, yöntemler var. İşte diyoruz ki diş fırçalarken lütfen diyoruz ki musluğunuzu kapatın diyoruz. İşte meyve sebze yıkarken bir kapta yıkayın ki o suyu tekrar çiçeğinizde, evinizde başka bir yerde kullanın diyoruz. İşte duş alırken boşa akan soğuk suyu bir kaba kullanın, onu başka bir yerde kullanınız gibi. Birçok şeyleri biz sözlü olarak bunu sürekli dalgalar halinde Bursa'mıza yayıyoruz ve Bursa halkımız da gerçekten buna karşı çok olumlu bir şekilde dönüşleri de alıyoruz. Biz bunların hissedilmesi tabii ki yağışlarla birlikte olduğu için net ölçmek imkanı yok ama şunu söylüyoruz ki bu tasarruflara dikkat edildiğini su kullanım debilerinden, miktarlarından da görüyoruz. Bursa halkımıza buradan yine uyarılara dikkat ettiği için ve bu konudaki hassasiyetler için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim vakıf bölgesinde yaklaşık 40 bin metreküp suyu sisteme almak üzereyiz. Onun arifesiniz iyice o günler yaklaştı. Bu kuyuları, bu suları işte bunu hem yer altından çekeceğimiz ilave kuyular hem de vakıf bölgesindeki yaptığımız bu arıtma tesisinin 40 bin metreküp gibi ciddi bir suyu sisteme kattığımızda, yani bugün için Bursa'mızın %10'u demektir. Yani bugün Bursa'mıza 400 bin metreküp su verdiğimizde 40 bin demek, %10 kadar daha bir katkı koyacak bir suyu kazandıracağız. 20 tane daha kuyu açıyoruz diyoruz. Bunlar da yaklaşık %10'u gibi düşündüğümüzde yaklaşık Bursa'mızın ihtiyacının %20 kadar daha rezervini geçici hızlı olarak temin ediyoruz. Ama bunun dışında biliyorsunuz bizim Bursa'mızın en önemli projeleri Çınarcık Barajı'dır. Geçmişte bunu Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz tarafından yapılan, bize teslim edilen önemli, çok büyük bir barajdır. Bu barajımız da dediğim gibi Devlet Su İşleri tarafından yapılıp bize devredilen bir baraj. Buradaki barajdaki su hacminin %23'ünü bize Devlet Su İşleri tahsis etti. Bu %23'lük bölüm de 145 milyon metreküp su demektir. Yani bu iki tane barajımdan daha büyük bir hacimdeki suyu Bursa'mıza kazandıracağız. Onun da finansla ilgili tüm anlaşmalarımız tamamlandı. Şu anda biz artık bu işin yapımıyla ilgili ihale süreçlerini başlattık.